Hepinize merhaba arkadaşlar. Robotistan kanalına hoş geldiniz. Ben Bülent Çevik. Bugün sizlerle bir eskilere gideceğiz. Sonra geri gelip eskilerle alakalı çok güzel bir proje yapacağız. Depoda ürünleri incelerken bir ekranla karşılaştım. Ekranın üzerinde 5110 yazıyordu. Sonra düşündüm, dedim ki 5110 zamanın eski telefonu olan 5110 mu? Sonra hemen ürünü alıp bilgisayarıma koştum. Araştırdıktan sonra öğrendim ki gerçekten 5110 ekranıymış. Sonra dedim ki kesinlikle benim bu ürünle ilgili bir video çekmem lazım. Sonra düşündüm. Yılan oyunları vardı o zaman. Sonra tekrardan düşündüm. Dedim ki biraz daha eski bir şey olsun. Zamanın Atari oyunları olan Pac-Man oyununu gördüm ve onu yapmak istedim. Şimdi gelin birlikte Pac-Man oyunu yapalım. Projemize başlamadan önce ürünleri tanıyalım. Arduino Uno, 5110 LCD ekran, joystick modülü, birkaç adet dişi erkek jumper kablo, Arduino Uno'muz ve bilgisayarımız arasındaki bağlantıyı yapabilmek için bir adet kablo ve 3D baskılar. Şimdi projemizi yapalım. İlk önce LCD ekranımızın jumper kablolarını takalım. Şimdi 5110 LCD ekranımızın bağlantılarını Arduino'ya yapalım. RST pinimizi Arduino'muzda bulunan 3. pine takıyoruz. CE pinimizi 4. pinine takıyoruz. DC pinimizi 5. pinine bağlıyoruz. DIN pinimizi 6. ve CLK pinimizi 7. pinine bağlıyoruz. Şimdi VCC pinimizi Arduino'muzun 5 voltluk pinine bağlayalım. DL pinimizi 3.3 voltluk kısmına bağlayalım. GND hattımızı GND pinine bağlıyoruz. Şimdi joystick'imizin jumper kablo bağlantılarını yapalım. Joystick'imizin GND hattını Arduino'muzun GND hattına takıyoruz. 5 voltluk kısmını 5 voltluk pinle, X kısmını analog 1'e takıyoruz. Y kısmını ise analog 0 pinine takıyoruz. Şimdi yazılımımızı atalım. Projemizde kullanacağımız kodları açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte kodları inceleyelim. Evet arkadaşlar, yazılımımızı açtık. Öncelikle kütüphanelerimizi eklememiz gerekiyor. Kütüphanelerimizi açıklamalar kısmından zip dosyaları olarak ulaşabilirsiniz. Zip dosyalarını taslak kısmından library ekle ve zip kitaplığı ekleye basarak rahatlıkla kütüphaneleri ekleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi LCD ekrana Arduino'ya bağladığımız pinlerin numaraları yazıyor. Bir aşağıda ise LCD ekranımızda kullandığımız pinlerin isimleri yazıyor. Burada ise LCD ekranımızda önde çıkan isimlerin yazı fontunun küçük olduğunu yazıyoruz. Yani small font. Burada Pac-Man oyunumuzun piksel koordinatları bulunmakta. Bu kodda ise yemimizi oluşturuyoruz. Yemimizin boyutunu, uzunluğunu, kısasını, ne kadar oval olacağını. Burada ise Pac-Man'imizin yani karakterimizin yeme ne kadar yakınlaştıktan sonra yemin kaybolup yeni mevkisini belirlemesini ayarlıyoruz. Setup kısmına geldiğimizde kitaplığımızı başlatmışız. Fontlarımızı eklemişiz. Başta gösterdiğimiz kitaplığımızı ekledikten sonra anlattığımız şeyleri tekrardan buraya yazmışız. Bir alt tarafa geldiğimizde joystick'imizin merkezlemesini yapmışız. Yani joystick'imizi oynatmadığımız zaman Pac-Man'imizin tam olarak hangi konumda olacağını belirlemişiz. Bir alta geldiğimiz zaman Pac-Man oyununun açılmadan önce üzerinde ne yazacağını gösteriyoruz. Burada ise LCD ekranımızı başlattığımız zaman ilk başta belirli yazılar geliyor. O yazıların isimlerini buraya yazıyoruz. Robotistan, Pac-Man, Arduino yazıları gelmesi gerekiyor ilk başta. Haberleşmemizi başlatmışız. Sonrasında loop kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi karakterimizin kodlamalarını yapmışız. Ve sonrasında yemimizi yedikten sonra topumuzun nereye gideceğimizi ayarlamışız. Bunu da random olarak ayarladık. Yani kod kendi kendine bir yer belirliyor ve topu oraya sürüklüyor.
Şimdi kodumuzu Arduino Uno kartımıza yükleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kodumuz çalışıyor. Biraz oynayalım. Ben her ne kadar oynayamasam da... Oyunumuzu test ettiğimize göre, şimdi gelin birlikte montajını yapalım. Bu arada arkadaşlar, bütün projelerimizde yapmış olduğumuz 3D baskıları Robotistan Akademi sitesinde bulabilirsiniz. Robotistan Akademi sitesini açıklamalar kısmına ekleyeceğiz. Şunu da söylemem gerekiyor, eğer siz projenizi bilgisayarınıza bağlayıp oynamak istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz ya da 3D baskıyı çıkartma imkanınız varsa çıkartıp onun üstünde de bağlayıp oynayabilirsiniz. Ama ben projemi herhangi bir yere bağlamak istemiyorum. Onun için şöyle bir ürün kullanacağım ve projemi çalıştırabilmek için 9 voltluk bir pile ihtiyacım var. Ben bu pili bağladığım zaman proje sürekli çalışır halde olacağı için bir buton eklemem gerekiyor. Yani bastığımda açılacak ve tekrardan bastığımda kapanmasını istiyorum. Bunun için de ben böyle bir şey yaptım. Şimdi gelin bağlantılarını yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi projemiz bitti. Şimdi gelin biraz projemizi inceleyelim. Projemiz gördüğünüz gibi bitti. Bence çok güzel oldu. Eğer siz de projeyi yaparsanız Instagram Robotistan sayfamıza lütfen yaptığınız projeyi paylaşın. Projemizde aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Robotistan Teknik Servis ekibi her zaman yorumlarda size destek olacaktır. Robotistan kanalına abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.